Esenlikler arkadaşlar, ben o gün Europa Universalis İngiltere serisinin bir yeni bölümüne daha hoş geldiniz. Bu arada çevrim dışı olmayı unutmuşum. Hop, şuradan hemen çevrim dışı oluyorum. Tamam. Neyse, hoş geldiniz işte. 2-3'tür oyuna başlıyorum ve mouse'umun orta tuşu beni oyunun en dışına zoomluyor. Onun için 3 kere tekrar başladım. Neyse, bu ilgilendirmiyor pek. En son kaldığımız yerden devam ediyoruz işte. Hatırladığım kadarıyla Fransa savaş açmıştı. Biz de sinsi sinsi bekliyorduk bu arkadaşın güçsüzleşmesini. Fransa buraya bir tane claim atmış. Bu biraz amacını bize belli ediyor. Bu arada Britanya mesela şu anda %100 ya Liberty sayılır. Mesela bir savaş olsa bu bize yardıma gelmiyor. 50'nin altında olmadığı sürece. Orada sadece bekliyor. Ve Fransa'nın da durduk yere saldıracağını düşünmüyorum açıkçası. Onun için bu elemanla ilişkimizi iyi tutmamız gerekiyor. Ki zaten olabilecek en iyisi buymuş zaten. Önemli değil, dursun bakalım. Avusturya ile ilişkimizi düşürmeyelim. Senle iyi zaten. Senle de iyi. Savoy ile ilişkimizi geliştirebiliriz. Kendisi Fransa'yı pek sevmeyen bir devlettir. Hatta şöyle bir bakabiliriz istiyorsanız. Aa, seviyormuş. Aa. Neyse, ilişkimizi iyi tutalım yine de. Agresiflik falan oradan yırtarız. Bavaria ile ilişkimizi geliştirelim. Clavis de gelişmiş zaten. Palatinate ile geliştirelim. Gördüğünüz gibi herkes bizde dost olmak istiyor. Şöyle herkes oluyor zaten yani. Dostluk sıkıntısı çekeceğimizi düşünmüyorum. Onun için şimdilik devam. Bakalım Fransa ne yapacak bu durumlarda. Keşke şuradaki sisleri kaldırmak için şöyle bir seçenek var biliyorsunuz. Ne? Abi istikrar. Aa. Maalesef. Yani bu arada çok güzel bir event geldi. Bunu önceden yapıp Fransa'ya saldırabiliriz tabii ki. Böyle çılgın şeyler yapabiliyoruz. Ya da onun dışında mesela Brabant'a falan saldırabiliriz diye düşünüyorum ki kendisinin hayvan gibi dostları var. Neyse bakalım. Trası da 83'te bitecek. Daha bir sürü var. Dediğim gibi İskoçya'ya falan saldıracağız. Yani Fransa'dan başka bir seçeneğimiz yok gibi şu anda pek. Şu Avusturya'dan bir tane diplomatı çekelim. Portekiz bu arada savaş açtı. Pek de umurumda değil. Bu İskoçya'dan buraları almamız gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz burada bir tane British Nation diye bir şey var. Bunu yapmak için Lothian ve Aberdeenshire'ı almamız gerekiyor. Bu iki yer. Onları alacağız tabii ki. Ama şimdilik biraz bekleyebiliriz. Manpower'ımız da yenileniyor zaten. Şunu şimdilik yükseltmeyeceğim. Savaşta yükseltirim belki. Hatta manpower'ımızı şöyle harcayabiliriz birazcık. Gördüğünüz gibi 3000-3000 azalıyor. Bu arada bir tane reform yaptı Avusturya'nın imparatoru. Değiştiği için 20 puan geliyor biliyorsunuz. Yaptı bir tane yapsın. Önemli değil. Zaten bitiremeyecek hepsini. Evet. Bu arada ha, bunun için bekliyorduk değil mi? Şöyle yapacaktım. Evet. Hatırladım. Agresifliğimize bakalım. Fransa her zamanki gibi bizim için şu Almanya tarafı önemli. Buradakilerin az olması gerekiyor. Fransa mecbur zaten olacak. Yani yapacak bir şey yok ona karşı. Bir savaşta onun bütün gücünü almamız gerekiyor Fransa'nın. Ki bu da mümkün olmayacak çünkü Almanya'dakiler izin vermeyecek. Neyse. Ne? Hangisi geldi? Bu niye gelmedi? Tamam, Edgar öldü, tamam. Bu niye gelmedi de bu geldi? Ben bunu istiyorum. Ben bunu istiyorum yani. Muhtemelen şunu gönderince o arkadaş gelecek geriye ama şu anda 50 prestijimi harcamak istemiyorum tabii ki. Bretonya hala çılgınlar gibi bize karşı geliyor. Bu arada bizim o kadar kardinalimiz var bakın. Nerede? Dur, nereye gidiyorsun? O kadar kardinalimiz var diyecektim, bir bulabilirsem artık. Aynen burada bak. 3 tane kardinal... 3 tane kardinalimiz var. İkinci en fazla kardinal ama influensimiz artmıyor abi. Tabii bunun nedeni Roma ile olan ilişkilerimizden dolayı olabilir. Roma demişken şu Fransız Savaşı'na bir göz atalım. Bu arada Fransa tokatlıyor ya.
Böyle bir şey olamaz. Zaten Floransa gelmiş buralara. Fransa'ya savaş açsam Kastilya geliyor bir tek. Floransa belki gelmeyebilir ileride. Kastilya gelse alabilir miyiz acaba? Çok merak ettim şu anda. Portekiz'in savaşında savaşıyor şu anda. Araplarla savaşıyor. Bakalım bizim 54 bin askerimiz var diye sayarsak ve bunların 28 bin askeri var. Fransa'nın ise 70'lerde askeri var. Ve savaştalar. Savaşta bile bu şekildeler. Eğer bir şey yapmazsak bunlar bizi tokatlayacak arkadaşlar. Biz bunu vasal yapmamış mıydık ya? Ben bunu vasal yaptım diye hatırlıyorum ama. Ha, savaştaydı bunlar. Onun için yapamadık tabi. Arada da ilişki kötüleşti. Neyse, şimdilik yapmış olduk. Bu arada ne oldu? Bir şeyler oldu ama görmedim. Neyse, sorun değil pek fazla. Bunu yapsam mı? Dursun bakalım şimdilik. Bu arada vasallarımız çoğaldıkça çıldırıyor bu Bretonya. Tam bir manyak. Aslında şöyle bir seçenek olması gerekiyordu. Bakın. Ha şu. %50'nin altında Liberty Zaire olunca buna basınca bir tane toprağını alabiliyorsunuz ve size bayağı bir sinirleniyor ama yapabiliyorsunuz sonuçta böyle şeyler. Bunlar güzel şeyler. Şimdi 1478'de seni annexleyeceğim için ilişkimizi bir geliştirelim bakalım. Flanders'ı annexleyince bu Bretonya'nın Liberty Zaire düşecektir diye düşünüyorum. Bu arada şunu atlatalım bakalım. Neden atlattım diye sorarsanız şeyler geldi bakın. Burada toplar var. Toplar nedir? Toplar çok önemlidir. Topları her zaman ordunuzda bulundurmak gerekiyor. Bu arada ordu bakımını şöyle bir kapatalım en iyisi. Bu arada ordu bakımınızı kapatınca size saldırma olasılıkları daha fazla yükseliyor. Bunu da göz önünde bulundurursunuz. Şöyle. Bu arkadaşları direkt yok ediyorum. Bunların yerine topçular yapacağız. 8 tane topçu yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yapamadık, paramız yetmedi. Neyse, onlar gelir zamanla. Flanders'la olan ilişkimiz gelişiyor tabii ki. Seni geri çekelim. Seni de çekelim. Seni de çekelim. Neyse ki topçu fiyatı yükselmedi. Evet. Flanders'ta 28 November'da. Evet. Yılın sonuna doğru yapacakmışız. Bu arada İdia'nın açılmasını bekliyorum. 2 yıldır. 2 yıl oldu artık. Açıl. Bu arada şu gemilerimizi de çıkaralım. Çürümekten çıkaralım artık. Çünkü bunları uzaklara göndereceğiz arkadaşlar. Lan görev yaptıracağız bunlara. Paramız da azalıyor tabii, onları çıkarınca bir şey oldu. Evet, bu paraya bir çözüm bulmamız gerekiyor. Hemen bir bakalım nelere gidiyor. Gemiye bayağı bir gidiyor. Tabii gider yani. 51'de 43 şu anda yani. O zaman ne yapalım biliyor musunuz? Çılgınlar biti gibi bitine ya. Çılgınlar gibi bu gemileri yok ediyoruz. 37'ye 43 aslında biraz fazla yok ettim ama sorun da değil yani. Taşıma gemisiydi açıkçası. Evet, bu arada şuradaki ordularımız orada kaldı yani. Şu anda savaşta tamamen birbirinden ayrı olacak onlar. Neyse, sorun değil. Paramız biraz daha düzeldi. Tabii bir tane bunlardan atmamız gerekiyor. Mesela ortadakini ya da alttakini atabiliriz tabii ama. Neyse. Devam edelim şimdilik. O kadar paradan bir şey olmaz herhalde. Flanders'la ilişkimiz gelişmiş. Bunu bir annexleyelim en iyisi. Evet, bu arada kolonistimiz açıldı. Şu da açıldıktan sonra göndereceğiz sağa sola. Şimdi buradan bizim politikamızı seçmemiz... Bu arada ben saate bakmadım ya. Neyse. 40'da başladık diyelim. Buradan politikamızı seçmemiz gerekiyor. Mesela... Ne bu? Mesela bu yerlilerin isyan etme riskini azaltıyor. Bu yerlileri asimile ediyorsunuz. Aa bak, bu güzelmiş. Ben bunu sevdim. Direkt natifleri öldürme şeyi galiba. Neyse, ben onu sevdim açıkçası. Daha hızlı koloni yapmamız gerekiyor çünkü bu lanet olası Portekiz
Şimdiden başlamış bu işlere. Gördüğünüz gibi üçüncüsünü bile açmış. Çılgınlar gibi şey yapıyor. Neyse, o zamana kadar gemilerimiz şey olur. Güzel. Royal Marriage'imizi yapalım biz bu Portekiz'le. Neden evlenmemişiz? Sen devrelerim. Sen benim dostlarımla neden evli değilim ben? Şöyle bir bakacak olursak. Evliymişim aslında, tamam. Bu arada Polonya Teutonic Order'ı yutmuş şu anda. Evet, içinden geçmiş görüyorsunuz. Brandenburg'de yazık burada kalmış. Prusya'yı kuramayacak. Evet, güzel bir şey geldi galiba. Okuyalım hemen. 70 duka vereceğim diyor. Mars nerede? Burada. Otonomiyi 25 azaltacağım diyor. Dur bakalım şuradan bir. Şimdi kim loyalty? Tamam, o önemli değil. Bunu seçelim ya, bunu seçelim. Bu iyidir bakın. Loyalty'si yükselince gördüğünüz gibi parayı deli gibi çıkarmaya başladık. Artı %20 geldi. Tabii bunlar eksi oldu ama önemli değil yani. Bence bunlar daha güçlü, daha güzel şeyler bunlar. Hatta buna para verirsek daha da yükselir ama vermeyeceğim tabii ki. Bakın buradan gördüğünüz gibi yeni seçenekler gelmiş. Mesela buradan kolonilerimizi daha hızlı yapmamıza sağlayan şeyler, bunları seçeriz ya. Bunlar güzel şeyler. Ben beğendim. Ben beğendim. Bakın Masum yine çıldırdı. Şöyle 5. hızı alıp devam edeceğim. Çünkü şu anda savaş da yapmayacağız. Bir şey de yapmayacağız. Artı %41'e gelmiş Fransa Savaşı. Devam edelim. Evet, aslında bu savaşa giremiyor muyuz? Mesela. Şöyle. Evet, giremiyoruz. Tamam, ben diyorum ki bu tarafa gireceğim. Ha, şöyle mi yapacağız acaba? Niye giremiyorum mesela? İki tarafta da olmuş oluyorum. Yani süper güç. Neyse, öyle bir şeyler. Olacak artık. Evet, bu arada 5. sıradayız. Bu arada biz hala bu enstitü olayını yapmadık ve paramız da yok. Neyse, dursun bakalım. Evet, Kastilya kesinlikle geldiğini söylüyor bana şu anda. Floransa gelmesi aslında savaş açılabilir duruma geliyor gibime geliyor. Bu arada ben bu arkadaştan hemen şeylerimizi de yapalım. Claimlerimizi. Hatta Fransa'ya da yapalım. Şimdi Moskova'yı düşman ilan edeceğim. Çünkü diğer 3 seçenek bize yakın. Moskova biraz uzak olduğu için bize gelmez herhalde oralardan. Devam edelim. Bu arada Osmanlı ne yapmış? Orada oyunun başından beri 30-40 yıla yakın zaman. Evet arkadaşlar, bir arama geldi. Geri gelmek, yani videoyu kapatmak zorunda kaldım. Neyse, devam ediyoruz. En son ne yapıyorduk? Abi bütün kafam dağıldı şu anda. Hiçbir şey hatırlamıyorum. Neyse. Herhalde Fransa'ya savaş açacaktık biz. Şimdi Kastilya geliyor savaşa. Keşke Floransa gelmese. Evet. Şuralar için nerede? Burası ve burası için korlarımız varmış bizim. Bunları almak için savaşabiliriz. Ama şimdi savaşı açarsak şöyle bir maintenance'ı açalım isterseniz. Hatta gerçi yine yapabiliriz de, neyse. Zaten Fransa'nın bütün askerleri aşağı tarafta diye düşünüyorum. Evet. Şimdi Enforce Peace yapıp mı savaşa girsek acaba? Ha, yapamıyormuşuz da. Çünkü Enforce Peace yapınca eğer barışmayacağım diyorsa savaş yapma hakkınız doğuyor. Böyle de bir şeyler var işte. Neyse, o zaman ben savaşı açıyorum. Toprak da vermeyeceğim yani. Zaten direkt geldiğini söylüyor bana. Orada İskoçya biraz sorun çıkarabilir yukarılarda. Ya da İskoçya'ya mı savaş açsak, ama bu zaman, yani o sefer de şey gelmiyor. Kastilya gelmiyor.
O zaman bu savaşı açıyorum ya. Mayne için. Tamam, ordumuzun morali düşük. Tamam. Ha, bu arada savaşı çağırmayı unutmuşum. Şimdi topçusu olan orduyu, bir saniye, kralımızı ordu başına geçirmek istemiyorum. Kendisi iyi birisi. Bu elemanı alıp Paris'e gönderiyorum. Seni de şöyle yapıyorum. Umarım Fransız askerleri buralarda değildir. Moralimiz yenilenene kadar gelmelerini istemeyiz tabii. Bu arada Britanya nedense savaşa gelmeyi tercih etti. Ha, çünkü... Aa, düşmüş. Bakın, düşmüş şeylere. Ben bunu annekslerim. Kandırırım ben bunu, annekslerim. Neyse, böyle bir şeyler var işte. Fransa'yı tokatlıyoruz. Fransa bakalım ne yapacak? Önce papalıkla işlerini halledip bize doğru mu gelecek, yoksa... Evet arkadaşlar, mouse beni biraz kanser etti. Ben de yakınlaştırıp geri geldim. Çok sinir bozucu gerçekten. Neyse. Evet, Fransız askerleri üstümüze doğru geliyor. Biz de bu tarafa doğru kaçacağız. Tamamen. Bu arada ne oldu orada? Evet, yanlışlıkla savaşa girdik. Bari girdik sıvayalım. girdik bari sıvayalım deyip bütün askerleri saldırttım. Şimdi şuradan bakarsak ne kadar asker kaybettiğimizde, bayağı bir asker kaybetmişiz. Açıkçası pek de iyi olmadı ama yapacak bir şey yok. Yani o savaşı kaybetmek bayağı bir bize zarar olurdu. Bu arada az askeri varmış aslında karşı tarafın. Bu arada Carpet Siege taktiğini geliştiren İskoçya bir bir askerleri bütün ülkemize koymaya çalışıyor. Şu anda onların kaç askeri var? 17 bin falan askeri var. O zaman benim 17 bin asker çıkarmam biraz zor. Çünkü Fransa buradan bir koyarsa ana karayı bırak. Aa, bu arada çok iyi abi. Naples. Aynen. Bu Castilla denen arkadaş Aragon ve Naples'ı Personal Union'una aldığı için şu anda tokatlayacak gücümüz bayağı bir var. O zaman ben sadece Paris'i kuşattıktan sonra ana karama döneceğim ve şu İskoçya'yı bir tokatlayacağım, bir gitsin. Zaten ilk anlaşmamızı onunla yapacağız diye düşünüyorum. Evet, kayıt etme programım yeterli kayıt alanı yok dediği için video bir kere daha bölündü. Bunu renderlamak benim için bayağı bir zor olacak ama neyse. Bakalım, devam ediyoruz. Keşke şu Kastilya bana yakın dursa da, ya da şu Fransız ordusunu yok etse de ben de rahat rahat kendi ana karama gidip ülkemi savunabilsem. Çünkü bir kağlık askerleriyle benim ülkemi işgal ediyor. Ve bu beni hiç mesut etmiyor. Bu arada savaşın ortasında Orleans neresiydi ya? Burası mı? Burası mı? Neresi? Ha? Neden yöneme? Ha, burada. Burada claim attık. İyi, tamam, güzel yani. Benim almak istediğim şu Saint-Eogan denen yer, ki orada claim'imiz yok. Çünkü toprağımızı birleştirmek istiyorum. Bir de bu Picardy'yi alsak güzel olabilir. Orada da claim'imiz var tabii ki. Hatta şöyle bir bakalım. Claim'lerimiz böyle. Ama ilk önce core'larımızı alsak daha iyi olacak gibime geldi. Bunlara ileride karar verebiliriz. Şu anda bir savaşı kazanalım diyecektim. Bu arada başkentimizi işgal etmeye başladı bu arkadaşlar. Hemen şöyle bir bloklayalım oranın portunu da. Biraz daha geç işgal etsinler. Şuradan eksi 2 yediler. Evet, Fransız askerleri pek de bu tarafa gelmeyi düşünmüyor açıkçası. Ve papalıkla olan savaşı bitirmişler. Burayı almış işte. Avignon almış. Bu da burayı almış, Floransa. Bu arada benim burada topraklarımı işgal ediyorlar. Farkında mısınız bilmiyorum ama Kastilya'nın buraya bir yardım etmesi gerekiyor. Ben oraya inemiyorum çünkü. Neyse, biz de Paris'i aldık. İyi ödeşmiş oluruz bari. Oo, borç aldık. Nasıl ya? Ha, bu. Mecbur bunu yükselteceğim. Bu arada hala
hayvan gibi para kaybediyoruz. Neyse bir anakarada güçlenelim de ondan sonra koloni molini oradan paraları çökeceğiz. Evet, Fransa askeri bıraktı buradaki kuşatmayı. Çok az kaldı. Bu ikisinin de kuşatmasına az kaldı. Ondan sonra direkt anakaramıza gidip İskoçya'yı tokatlama keyfi yapacağım. Ya da şöyle yapabiliriz. Sadece Lothian ve Aberdeenshire'ı alırız. Çünkü agresiflik istemiyorum. Ki kendileri 17 ve 12 de fena değil. Ondan sonra Maine ve... neresiydi ya? Armagnac'ı almak istiyorum. Çünkü bunlar bizim core'larımız. Böyle de işler yapabiliriz tabii ki. Evet. Bu arada prestijimiz de bayağı bir kaliteli yükselecek. Bu arada dağlık alanda saldıran Fransa daha az orduyla saldırdı ve şu anda tokatlanıyor. Ki dağlık ya, yani ayıp. De nehir geçerek saldırmış. Yani bana saldıracak olsa bu hatayı asla yapmaz ama bota yapıyor bu hataları. Bu okuyamadığım yere götürüyorum askerleri. Ya da neyse götürelim, tamam. Bunlar zaten biraz daha uzun sürecek kuşatması. Buradaki kuşatma bitince direkt getireceğim askerlerimi. Ama saldırma ihtimalleri de var şimdi. Ben askerleri onar onar çıkaracağım için saldırma ihtimalleri her zaman var. Keşke İskoçya şu adaya geçseydi direkt. Ben de burayı sıkıştırırdım. Bir daha da geri gelemezdi. Neyse. Bu arada tabii claimleri yapamayacağız çünkü savaştayız. Abi parayı deli gibi para kaybediyoruz şu anda. Bunların gitmesi gerekiyor. Tamam, sen gidebilirsin. Kaç oldu? 11 falan ol, 9 falan olsun bari. Kaç oldu? Hala 13. Şimdi bu hiç hoş bir durum değil açıkçası. Hayır, yani Force Limit'i geçen bir şeyimiz de yok. Ülke niye şu anda? Hatta bir sürü modifier'ımız da var. Nedense şu anda ülke iflasın eşiğinde sürükleniyor. Neyse, bunlardan aldığımız parayla artık kapatacağız bir şekilde. Zaten toprak alamayacağımız için para almamız gerekecek. Bu arada ben kendi gücümü bayağı bir düşük görmüşüm. Yani Kastilya'nın yardımı da var tabii ki ama yani Fransa o kadar da tokatlayıcı bir gücü yok. Bu arada iki ordusunu da buraya getirmiş. O zaman ben rahatlıkla buralara çıkabilirim. Bu arada transport gemimizi hemen alalım şöyle bir. Yavaş yavaş ordularımızı oraya geçirelim. Çünkü başkentimizin işgal edilmesini istemeyiz. İsteyeceğimiz en son şeylerden birisidir kendisi. 1, 2, senden de bir, senden de bir alsam. Şöyle getirsem mi? Şimdi bir de tokatlanırsak bu 17 binlik orduda asıl iş o zaman başlıyor. Onun için gerçi şeyimiz falan da yüksek ama bu arada evet, London'ı kuşattılar. O zaman neyse, bu gemi burada duracak tabii. Sen de gel şöyle. Bu arada telefondan sürekli beni arıyorlar. Neyse, artık yapacak bir şey yok. Video çekiyorum. Video 50. bölünüşü olacağı için şu anda bölmek istemiyorum videoyu. Bu arada evet, ordumuzu çıkardık. Gelelim şöyle bir. Ben diğer komutanı istiyordum ama neyse, artık yapacak bir şey yok. Ve şunu indirsek güzel olacak. Ne? Provence ve Lorraine Nevers'a savaş açtı. Nevers bunun vasalı değil miydi, Burgonya'nın? Abi Burgonya var ya, şu anda acayip savunmasız. Fena savunmasız şu an ama tabii Avusturya koruduğu için yememek durumları falan. Evet, dezavantaj alan ve teknolojide de geri olan ve morali de bayağı bir düşük olan İskoçya
İngiltere Devleti tarafından tokatlanıyor ve İngiltere Devleti işgal edilen topraklarını hemen bir geri alma çabasında. Mesela şöyle. Bu arada şurada bir gemi savaşı oluyor. Gemi savaşlarını çok severiz biliyorsunuz. Gemilerimiz hayvan gibi. Ve zaten kaçtı da gemilere. Neyse artık yapacak bir şey yok. Kaçabilir. Ülkemizi kurtarmaya bakalım. Fransa ordusu burada 6.000'lik Britanya ordusunu, Bretonya ordusunu zayıf yakaladı ve saldırdı. Umarım bana da saldırmaz buralarda. Çünkü Castilla'nın şu anda pek de umurumda değil. O işgal etme peşinde. Bu arada buraları kendisine almayı yeğliyor kendisi. Tabii vermeyeceğiz. Çünkü savaşa çağırırken toprak istememişti. Bu arada ismini okuyamadığım yerin işgalini bitirdiğimiz haberi geldi. Şurası. Şimdi Paris'i kuşatmaya çalışıyorsunuz. Paris'in nereye nehri yok? Normandiya'ya yok herhalde. İyi o zaman Normandiya'ya doğru yol alalım. Ondan sonra buraya doğru saldırırız. Zaten Aragon Devleti de buraya doğru bir yollanmaya başladı. Hemen geri gitmeden yakalasak neyse. Evet, İskoçya Devleti tokatlanmanın verdiği hezimetle duruyor diyecektim. Geri geldi. Neyse. Evet, topraklarımızı geri alıyoruz tabii ki. Emin adımlarla. Tabii. Şimdi bu İskoçya Devleti yakınlaşmaya başlayınca biraz sorun çıktı. Ne yapacaksın şimdi? Ne yapacaksın? Buraya mı gideceksin? Ama biz orada iki tane penaltı yediğimiz için pek de makul bir saldırı planı olmayacak. Yukarıya doğru gitmesini bekleyeceğim. Ha, bu arada burada saldırmışım ve kazanmışız. Kesin kesin çok zor bir durumda kazandık ama. Evet, videoyu çekeme şey yani oralara bakamadık. Neyse. Evet, Fransa tokatlandı artık. Bırak beni diyor. Main'i ver. Bir saniye. Main'i ver desem ve burayı ver desem veriyor direkt ve abi agresiflik de almıyoruz. Çok fena bir şey. İyi, tamam, bence bu anlaşma güzel. Bir de para çöksek. Oo, çok güzel. Şöyle ordularımızı işgale devam ettirelim. Tabii şu anda London kuşatıldığı için, bu arada bu nasıl bir ülke? Her tarafında nehir var abi. Hiçbir taraftan saldırı planı yapamıyorum. Evet, şöyle bir bakalım. İskoçya Essex şehrine geliyor. Norfolk'a gitti. Şimdi Norfolk'un kaç tane kıyısı var? Evet, ikisiyle de var. Ha. Evet, bir de bataklık olduğu için oradan da sorun çıkacak. Evet, bu arada bize saldırmayı tercih etti İskoçya. Tam da istediğim şey ki hem nehir geçecek hem de sadece nehir geçecekmiş. İyi, tamam, tokatladık. Güzeldir. Bu arada ben videoyu bitireyim. Aynen, bitireyim. Biraz heyecanlı yerinde bitecek ama neyse. Videoyu beğendiyseniz ve senin namını gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videoya kadar esen kalın.